Ardahan'la Kars arasında iki ilin ortak gölü Çıldır Gölü'ndeyiz. Çıldır Gölü 100 yıl sonra hatırlanmış. 7 yıldır Kar ve Burs Festivali yapılıyor. Eğer bu etkinlikler daha önce, yıllar önce yapılmış olsaydı bu bölgede gerçekten kış turizmi gelişecekti. Bütün buz üstündeki sporcular hep burada olacaktı. Kayakçılar burada olacaktı. Patenciler burada olacaktı. Bütün müsabakalar, yarışmalar burada olacaktı. Ne yazık ki bu bölge tanıtılmadı, bu bölge anlatılmadı. Türkiye'nin en büyük Van Gölü'nden sonra ikinci gölü Çıldır Gölü. Gördüğünüz gibi bir bayram havasında. Yarın 12 Şubat'ta 7. Çıldır Kar ve Burs Festivali yapılacak. Festival öncesi Kaşkar TV ve Serhat Birikim TV olarak yine Anadolu'dayız. Anadolu'yu karış karış geziyoruz. Anadolu'nun en önemli, az önce belirttiğim gibi Çıldır Gölü'ndeyiz. Çıldır Gölü'nde şu anda gördüğünüz gibi at kızakları, motor kızakları, herkes burada bir kış eğlencesi içerisinde gönül eğlendiriyor. Şu anda zevk sefa içerisindedir. Arkamızda Atalay'ın yeri vardır. Şu anda Atalay'ın yerinde at kızakları, şu anda arkamızda gördüğünüz gibi at kızakları müşterilerini bekliyor. Bunlar da parayla çalışıyor. Biraz sonra Çıldır Gölü buz tutmuş. Çıldır Gölü üzerinde gezmek isteyen at kızaklarını kiralıyor. Ve at kızaklar çok özel bezenmiş, hazırlanmış. Şu anda müşterisini aldı gitti. Şu anda Çıldır Gölü'nü boydan gezecekler. Yani benim anlatmak istediğim, İsviçre'de bir gölde bazı festivallerde 1 milyon, 1,5 milyon insan buluşuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin en güzel gölü, organik ürünlerin olduğu bir yer, temiz hava içerisinde. Bu göle gerçekten Türkiye'deki basın, medya, yetkililer, herkes burada bu bölgeyi unutmuş, ertelemiş, tanıtmamış. Ama gördüğüm kadarıyla bir haftadır burada Koç Sabancı ve bütün ünlü araçlar burada kar, buz üzerinde geldiler, arabalarını denediler, lastiklerini denediler. Artık Çıldır Gölü'nü herkes fark etmeye başlıyor. Yakında tartışılıyor, masaya yatırılmak üzere. Doğu Kapı'da açıldıktan sonra artık burası gerçekten önemli bir konu olacak. Demir yolu kavşağı olacak ve Kars'dan kitilen Ardahan'dan da eğer Karadeniz'e giderse gerçekten artık bu bölge demir yolu kavşağı olacak. Ve 100 yıldır yapılmayan yatırımlar bundan sonra yapılacak. Zaten anlattığım bölgede Ermenistan'la Türkiye'nin, Azerbaycan'ın masaya oturulacağı tartışmalarından sonra, yani şu anda arsalar bile artmıştır. Zaten Amerika'daki profesörler 20 yıl sonra dünyada en güzel yaşanacak yer Ardahan Kars'ıdır demiştir. Dolayısıyla bu bölge havasıyla, iklimiyle, doğasıyla dünyanın en güzel yerlerinden birisidir. Ama işte yatırım yapılmamış, sahipsiz bırakılmış. İşte dediğim gibi 100 yıl ertelenmiş tanıtımı, eğlencesi, kış sporları, buz sporları ertelemiş ama bundan sonra artık biz de destek sunacağız. Ve bundan sonra zannediyorsam Türkiye'nin en güzel kış festivalleri burada yapılacak. Sevgili seyirciler, şu anda Ardahan'ın Çıldır ilçesi, Çıldır Gölü buz tutmuş 1 metre buz üzerinde. Atlı kızaklar şu anda çok önemli bir servis yapıyor. Biz de bu atlı kızakla birlikte Çıldır Gölü üzerinde size buranın güzelliğini aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi yanımızda 7. Çıldır Buz ve Göl Festivali'nin organizasyonunda gurbeti hazırlayan, konsantre eden ve buraya taşıyan, arabalarla, uçaklarla taşıyan İstanbul Çıldır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Kemal Şimşir ve eşi Dilek Şimşir'le birlikte şu anda kızakta birlikteyiz. Bu güzelliği Çıldır Gölü'nden size aktarmaya çalışacağız. O yüzden şimdi Kemal Başkanım'ın duygularını alacağız. Efendim, gördüğünüz gibi herkes merak ediyor ama biz bu güzelliği bu gölün üzerinde çekmeye karar verdik. Sizin duygularınızı alabilir miyiz? Ben öncelikle teşekkür ediyorum size. Yani yöremize her zaman verdiğiniz bu tanıtım ve reklamla alakalı özverili çalışıyorsunuz. Bunu da biz her zaman görüyoruz. Ama şimdi Çıldır Göl Festivali gerçekten çok değerli bir yer. Şu anda atlı kızağımızla gölümüzün üzerinde şey yapıyoruz. Dolaşıyoruz, geziyoruz ve bunu bizi bütün Türkiye'de buraya gelen, burayı bilen arkadaşlarımız gelip görüyorlar zaten. Biz sadece çok uzatmadan şöyle bir şey söyleyeyim. Biz buraya İstanbul'dan bütün halkımızı, 20 tane derneğimiz var bizim federasyonuya. Biz onları buraya her festivalde taşımaya elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bununla ilgili de tabii ki belediyelerden çok destek ve güç alıyoruz.
özellikle bu sene bize çok büyük desteği veren, hatta şu anda alanda halkımıza hizmet ikram araçlarını da gönderen Esenyurt Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt. Dolayısıyla eşim Dilek Hanım da CHP Esenyurt Meclis Üyesi olduğu için onların destekleriyle araçlarımızı aldık, ikram araçlarımızı aldık. Tabii bunlar hep siyasi güçle, siyasi olayla olan şeyler. Ben sadece bir şey anlatıp bırakmak istiyorum. Ramazan Korkmaz hocamızın şöyle bir şeyi vardı. Amerika'da gittiği bir sempozyumda Kars, Ardahan, Iğdır bu bölgenin 30-40 yıl sonra bile küresel ısınmadan dolayı yaşanabilecek bir iklime sahip olduğunu söyledi. Orada bunu tez etmişler, araştırmışlar. Bizim gerçekten inci gibi topraklarımız var. Biz topraklarımızın değerini bilelim. İstanbul'dan da buraya gelmek isteyen, ulaşım, erişim sağlamak isteyen bütün hemşerilerimizi festival dönemlerinde biz getirmeye, götürmeye, misafir etmeye hazırız. Ben herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Gerçekten yarın da güzel bir festivalimiz olacak. Onun için biz de elimizden geleni yapıyoruz. İnanın hepimiz elimizden geleni yapıyoruz ki daha güzel olsun, daha iyi olsun. Şunu da unutmamak lazım ki dünyada bu tarz organizasyon yapılan iki gölden biriyiz. Dolayısıyla değerini bilelim. Buna göre de turizm olarak da bunu açalım ve insanları da, vatandaşlarımızı da iç ve dış turistlerin tamamını da buraya çekmek için elimizden geleni yapalım. Teşekkür ediyorum. Biz de sevgili seyirciler görüyorsun, gölde dönüyoruz ki siz de görün, güzelliğini görün. Tabii Esenyurt Belediyesi Meclisi Dilek Şimşir Hanım da burada. Efendim bir şey söyler misiniz? Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Çıldır gelini olmaktan gurur duyuyorum. Helal olsun. Teşekkür ederim. Dünyaya nam salmış göllerden biridir. Dünyada iki göl donuyor. İkincisi de Çıldır Gölü'dür. Bu sene Esenyurt Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt desteğiyle bütün meclis üyelerimiz bu gölde yapılan etkinliklere katıldık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Destekleri için minnettarız. Herkesin bu festivale katılmasını ve buradaki güzellikleri görmesini istiyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, Çıldır'a gelmek için can atan, Doğu Ekspres'e yol bulamayan çok sayıda bu bölgeyi sever insanlar var. Kars, Ardahan, Iğdır bölgesine. Evet, buyurun. Kış turizmi deyince Çıldır Gölü aklına gelir. Aynen öyle. Sarıkamış gelir. Evet. Peki buradaki yaşananları bize anlatır mısınız? Şimdi öncelikle hoş geldiniz. Ben Çıldır, Gölbelen Köyü'nden atlı kızakçı Ufuk Ada. 2003'ten beri atlı kızakçı yapıyorum Çıldır Gölü'nün üzerinde. İstanbul'a yıllar önce göç etmiş olmakta olan köylülerimizi, yurttaşlarımızı, vatandaşlarımızı, herkesin gelip burayı görmesini, gelip burada bu eşsiz güzelliği tatmasını isteriz. Ben demin de dediğim gibi 2003'ten beri atlı kızakçıyım. Memleketimiz güzel. Her mevsimin ayrı ayrı güzelliği var. Gördüğünüz gibi atlı kızaklarla çok güzel bir keyif yapıyoruz. Şu anda buzun kalınlığı 56 santim. Bir metreye yakın neredeyse. Şuraya bakın, düz ova gibi. Yani bunu dünyada kaç tane böyle yer var? Herkesin gelip görmesini isteriz hocam.